Happy topu 8 bilemediniz 10 dakikanızı alacağım. Sizden ricam videoyu sonuna kadar dinleyin. Bu ülkede neyin neden yapıldığını, sosyal medyada dönen dolapları hem bir video örneğiyle hem de rakamlarla size anlatacağım. Kız çocukları biz babalar için birer emanettir. Zamanı geldiğinde onları telli duvaklı yolcu ettiğimizde içimizde kopan fırtınaları gelin biz babalara sorun. İşte bu ayrılık kız çocuklarını babalarının yanında çok özel kılar. Başka babaları bilmem. Ancak benim kızlarım benim için çok özeller. Onların isteklerini yerine getirmek için canımı ortaya koyarım. Büyük kızım Instagram'da kendisine bir sayfa yapmış. Bu sayfayı önermemi rica etti benden. Ben de tabiatıyla kıyamadım. Sizlerden rica ettim. Takip edin diye. Anam neler neler yazdılar ya. Vallahi dediğime bin pişman oldum. Tabii bir şey de söyleyemiyorsun. Dönüp baktığında gerçekten her şey üst üste gelmiş. Tamamen tesadüf. Ben önce çıkıp kendim için takipçi istedim. Benim peşimden Süleyman Özışık çıktı, takipçi istedi. Hoppala, bir de Mehmet Özışık kızı için istiyor. Tabiatıyla olay farklı algılandı. Bu talebin para için yapıldığı düşünüldü. Böyle düşünebilirsiniz ama mesele sosyal medya platformlarının ortaya koymuş olduğu çifte standart. Cumhur İttifakı'nın yanında yer alanlara inanılmaz bir ambargo uygulanıyor. Alın size bunun kanıtı. Gelmedi değil. Hani gerek var mı buna? Sabahtan beri de beni basında arayıp duran bir hususa file inanmaz vallahi. İzlediniz değil mi videoyu? Abdurrahman Uzun'un videolarında beğen tuşunu sistem otomatikmen devre dışı bırakıyor. Aynı şey benim için de geçerli. Videoda izlediğiniz gibi. Benim videomu adam beğeniyor ancak sistem reddediyor. Bu durum Cumhur İttifakı'nın yanında yer alan herkes için geçerli. Sadece bu değil. Videolar takipçilerin %70'ine gösterilmiyor. Geçenlerde birisiyle karşılaştım. Mehmet Bey hayırdır siz niye video çekmeyi bıraktınız diye bana sordu. Dedim yok kardeşim devam ediyor. Yok diyor ben uzun zamandır sizin videolarınızı hiç görmüyorum. Emin olun ülkemizin adı dahi banlanıyor. Ben videolarımı önceden çekiyorum, planlayıp gün gün yayınlıyorum. Ancak daha yayına girmemiş olan videolarım bile otomatikmen %70 kısıtlanıyor. Dediğim gibi bu sadece benim için geçerli bir durum değil. Cumhur İttifakı'na destek veren kim varsa hepsi için geçerli. Bu sıkıntıyı aşmanın yolu o videonun altına mutlaka yorum yapılması ve bir günlüğüne de olsa paylaşılması. Ha bir gün paylaştıktan sonra dönüp tekrardan sayfandan silebilirsin. Orada bir sıkıntı yok. Mesele para kazanmak olsaydı bu çok kolaydı. Tek yapman gereken bir gökkuşağı resmini alıp kendi sayfanda dalgalandıracaksın. Hepsi bu. Bunun yanında iktidara muhalif olacaksın. Hele hele bir de Erdoğan'a hakaret ettin mi senden iyisi yok sosyal medya için. Videoların izlenme oranları 3'e çarpılır, kazancınsa 5'e çarpılır. Yani bizim derdimiz başka. Biz gerçekten bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi de ülkemiz için ortaya koyuyoruz. Mesela Tuğrul Sermanoğlu'nun paraya ihtiyacı olmadığını herkes biliyor. Her türlü tehdidi, hakareti göze alarak yayınlar yapıyor. Mesela Gökhan Kahraman diye bir arkadaş vardı. Adamı yok ettiler ya. Ağrı Belediye Başkanı savcı sayan takipçi toplamak için adeta bir yerlerini yırtıyor. Sebep para için mi? Melih Gökçek hakeza. Biz bunu size niye anlatamıyoruz ya? Gerçekten bunun farkında değil misiniz siz? Bakın size bazı rakamlar vereyim. Tamer Karadağlı'yı biliyorsunuz. Devletinin, milletinin yanında olan bir sanatçı. Twitter takipçilerinin sayısı 105 bin. Her gün insanlara yalvarıyor. Takipleşelim de takipleşelim. İktidarın karşısında olan Bernal Açin'in ise 1 milyon 300 bin takipçisi var. Yine gazeteci Erem Şentürk'ün takipçi sayısı 350 bin. Aynı mesleği yapan İsmail Küçükkaya'nın takipçisi ne kadar? 4 milyon 135 bin. Türkiye'de ne kadar yayın organı, gazeteci, yazar varsa hepsi Cevheri Güven'e demediğini bırakmıyor. Cevheri Güven aynı zamanda devlet tarafından aranan bir kaçak. Takipçi sayısı 550 bin. Diğer FETÖ'cü kaçaklar da aynı şekilde. Hepsi de devlete ve millete karşı. Şimdi tüm bunlar size hiçbir şey ifade etmiyor mu Allah aşkına? Her şey bu platformlar üzerinde yürüyor.
onlardaki gibi bizde de birlik, beraberlik olsun diye birbirimizi takip edelim ricasında bulunduk. Hepsi bu. Bunu dedik diye bizden olanlar bile bize ayar veriyor ya. Siz bu işi para için yapıyorsunuz. Ya vallahi yok, billahi yok. Biz bu vatansızlarla mücadele etmek için uğraşıyoruz. Ve mübarek, takip etmeyebilirsin, bari benim hevesimi kırmaya, o yorumu yapmasan ölecek misin? Bir espri yaptım. YouTube'da takipçi sayım 50 bin olmasa ölürsem gözüm açık gideceğim diye. Bana özelden yazmış biri. Üye oldum, hadi bakalım inşallah en kısa zamanda ölürsün. Bir başkası da demiş ki sen malı götürdün, şimdi sıra kızında mı? Bir insanın ölüm haberi seni nasıl olur da sevindirebiliyor be kardeşim ya? Hayır, sayfanda 100 kişiyi takip etsen sana nasıl bir zarar verir bu durum? Üstelik birilerini takip etmenin maliyeti sana sıfır sıfır. Manevi olarak ayda 2,5 saat zamanını alırım. Hepsi bu. Bundan dolayı mı sen kılı kırk yarıyorsun be arkadaş? İşin en garip tarafı ne biliyor musunuz? Onlar da diyorlar biz vatanımızı savunuyoruz, biz de diyoruz biz vatanımızı savunuyoruz. Ancak onlarla bizim aramızdaki fark, biz tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunurken, onlar şehit yakınlarına küfreden adamı savunan, peygambere hakaret eden kitapları okullarda okutacağını vaat eden, Sultan Abdülhamit'e diktatör diyenleri alkışlayan Meral Akşener ile özellik getireceğiz diyerek vatanı bölme hayalleri kuran, bölücüleri hapishanelerden çıkaracağız vaadinde bulunan, cinsiyet eşitliğini savunan, SİHA'larla İHA'ların yapımını durduracağını garanti eden Kemal Kılıçdaroğlu savunuyorlar. Burada da sormak lazım. Arkadaş, bizde mi bir sıkıntı var, sizde mi bir sıkıntı var? Hangimiz bu ülkeyi daha çok seviyoruz? Bu sorulara yorum yaparak cevap verebilirsiniz. Cevap verirken de lütfen gaza gelip hakaret etmeyiniz. Sosyal medya yöneticilerinin gözü bir tek bizlerin üzerinde değil. Herkesi tek tek takip ediyorlar. En ufak kötü bir yorumda bir ay yasaklanıyorsunuz. Bunu niye önemsiyorum? Çünkü sizlerin en lazım olduğu bir dönemden geçiyoruz. Emin olun sizlerin desteğidir bu mücadelede bizi diri tutan. Abiyane bir tabirle siz olmasanız zaten biz olmayız. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, videoları paylaşmayı bir kere daha belirteyim, unutmayın.